Amerikan askerleri tarafından ailelerinden satın alındılar. O çocukların ismi de dini de değiştirildi. Yıllar sonra gerçeği öğrenip ailelerinin peşine düştüler. Önce birbirlerini, ardından da ailelerini buldular. İki yıl önce ailemden Türkiye'den evlatlık edinildiğimi öğrendim. Ve iki yıl önce ailemi buldum. Ailemi bulduktan sonra beni satan kişinin avukat Elif'e Kumak aracılığıyla gerçekleştirildiğini öğrendim. Ve bununla ilgili araştırmalar için buraya geldim. Adana İncelik'teki Amerikan askerleri 90'lı yıllarda maddi durumu çok kötü olan birçok aileye yüksek miktarda paralar teklif etti. Çocuklarını satın aldı. Onlardan ikisi, ismi Michelle olarak değiştirilen Hatice ve Britanya olarak değiştirilen Seçil Berberoğlu'ydu. Burada Adana'da doğdum ve 3 yaşında evlat edinildim. Benden asla saklamadılar. Ben çok hastaydım ve ailem çok fakirdi. Beni evlatlık olarak verdiler. Evimde ailemle olmayı isterdim. Yaklaşık 20 yaşındaydım. Onları buldum. İnsanın nereden olduğunu, ailesini bilmesi ve bağlantısının olması çok güzel. İki kardeş ailelerine kavuştu. Şimdi kendileri gibi evlatlık verilen iki erkek kardeşini arıyor. İddiaya göre 90'lı yıllarda çok sayıda çocuk İncirlik'teki Amerikan askerlerine satıldı. Çocuğuna para teklif edilenlerden biri de İncirlik esnafından Mahmut Acar'dı. Zaten Amerikalılar o zaman çocuklar istiyorlardı zaten. Abi. Mesela benim 94'te benim kızım bile istedi. Ayrımda istemişler. Bana söylediği zaman ben zaten şok oldum. Yani verilmez yani asla. Ama para karşılığında satılıyor. Bizim o zaman aileler, bazı aileler şimdi mağdur durumda olduğu için parayı satıyorlardı. Bazen evlatlar da olmuyordu. Bazen de götürürsün biliyor yani dini değiştirmek için. Bölgede kaç çocuğun daha satılarak evlatlık verildiği ve Amerika'ya götürüldüğü bilinmiyor.